Şimdi malum Kur'an-ı Kerim ilahi kelam, Allah'ın kelamı ve Kur'an-ı Kerim bu şekilde insanlara peygamberimiz aracılığıyla duyurulduğunda gerçekten şaşırdılar. Evet. Düne kadar ümmi olarak bildikleri bir zat onlara duymadıkları şeyleri anlatıyor. Bilmediklerini onlara bildiriyor. İnananlar inandı. Ama inanmayanlar duruma şüpheyle baktılar. Yani acaba kendisi mi böyle şeyler söylüyor? Veya bir yerlerden duyuyor, duyduklarını biraz değerlendirip bize yeni bir şey gibi takdim mi ediyor? Bu şekilde gerek ehli kitaptan gerekse doğrudan Arap müşriklerinden meseleye şüpheyle bakanlar oldu. Ve şüpheyle bakılması da bir derece normal karşılanması gerekir. Şöyle, mesela günümüzde de ben peygamberim diyen bir takım meczuplar çıkıyor. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatemen Nebiyyin, son peygamberdir. Biz nasıl şu an ben peygamberim diye çıkanlara şüpheyle bakıyorsak, o zamanki insanların da bir tepki olmak üzere ya acaba bu kendi sözlerini Allah'a nispet mi ediyor demeleri bir derece normal. Kur'an-ı Kerim keskin beyanatıyla Hazreti Peygamber'in nübüvvetini ispat ediyor. Burada medar-ı bahs olan ayet şu şekilde. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Evet. Eğer kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüphe içindeyseniz haydi onun mislinden bir sure getiriniz. Ve u şuhedâkum min dunillah, Allah'ın dışında şahitlerinizi, yardımcılarınızı da çağırınız. İn kuntum sadıkın, eğer sadık iseniz bunu yapınız. Fe illem tef'alu, eğer bunu yapamadınızsa ve len tef'alu, ki asla yapamayacaksınız. Fettegun nar, öyle bir ateşten sakının ki ve guduha ennasu vel hicara, onun yakacak maddesi veya tutuşturucu maddesi insanlar ve taşlardır. O iddet lil kafirin ve kafirler için hazırlanmıştır. Burada çok keskin bir beyanatla Kur'an-ı Kerim'in bir insan sözü olamayacağı ifade ediliyor. Eğer bir şüphe içindeyseniz, yani evet insan şüphe edebilir. Bunun delili getiriliyor. Yani şüpheye mahal yoktur. Zira o Allah'ın peygamberidir. Eğer bir insan böyle bir söz söyleyebilir diyorsanız, haydi siz söyleyin. Benzeri şeyleri siz getirin. Ve burada bir sure. Bunu merhale merhale şeklinde açıklayacak olursak, evvelinde Kur'an'ın tamamına bir nazire yapmaları istendi. Kulle in içtema'til insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazel Kur'an la ye'tuna bi mislihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. De ki, bütün ins ve cin toplansa, birbirine yardımcı da olsalar, bu Kur'an'ın bir mislini getiremezler. Birinci merhalede bu. Kur'an'ın tamamı. Kur'an'ın tamamının bir mislini getirin. Haydi bir kitapta siz yazın. Evet. Devamında Aşr-ı Suver 10 sure. Yani Yunus suresinde bu nazara veriliyor. Haydi Kur'an-ı Kerim'in 10 suresini getirin. Tamamını değil de 10 suresinin vele muftereyat, iftira kabilinden de olsa, uydurma şeyler de olsa haydi bir benzerini getirin. Bu denildi. Ve son merhalede de nihai olarak gelen merhalede sadece bir sure, herhangi bir sure. Uzun kısa fark etmez. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. Yani diyelim uzun sure, Bakara en uzun suredir. 286 ayet. Kısa sure, İhlas suresi İhlas. Ve İnna Ataynâ sureleri. Bu iki sure birer satırlıktır. Birer satırlık bir şey. Bu adeta şuna benzer. Diyelim ki birisinin çok güzel hattı olsa ve çok harika bir şekilde yazsa evet. Veya ressam olsa, Hattat Osman diyelim veya çok Picasso harika veya çok harika bir şekilde çizse. Bu defa oradan bir tanesi dese ki ya senin yaptığın ne ki, elinde kalem var, şöyle yapıyorsun, oluyor. O zaman muhatap şunu demekte haklıdır.
al kalemi. Haydi sen yap bakalım der mi? Der. Kur'an-ı Kerim'de mesela bu tarzda bize takdim edilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hepsini Hattat Osman gibi yazamayacağımız gibi bir cümlesini de yazamayız. Gibi o şekilde. Evet. Çünkü Kur'an'ın her bir suresi de kendi içinde bir bütünlük taşıyor. O surenin bütün Kur'an-ı Kerim'e bakan yönleri var. Bu açıdan baktığımızda onun bir misli getirilemeyecektir. İşte tarih boyunca başta Asr-ı Saadet peygamberimiz zamanında bu işe teşebbüs etmeye çalışanlar olmuş. Uygulamada denemeler yapmışlar. Ama bakmışlar ki bu olmuyor. Yani günümüzde anlama babında belki şöyle anlayabiliriz. Bazı şairlerimiz var. Bunların şiirleri çok kaliteli oluyor. İşte Necip Fazıl gibi, Mehmet Sezai Akif. Karakoç gibi, Mehmet Akif gibi. Bir başkası dese ki ya bunların şiirlerine niye bu kadar itibar ediliyor ki? O zaman denir ki sen söyle. Sen bir şeyler söyle. Kamuoyu bunu kabul ederse, güzel karşılarsa onların şiirleri değil, senin şiirlerini okunsun. Ama şiirin üstadlarını, şiirin önde gelen pirlerini geçebilmek kolay bir şey de değil. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim bir metin olarak insanların önünde. İşte beyanındaki beraat anlatılıyor ya, beyanındaki beraat yani üstünlük. Kur'an methettiğinde en güzeliyle methediyor. Zemmettiğinde en etkili bir şekilde zemmediyor. Bir şeye teşvikte bulunduğunda gerçekten bütün rağbetleri oraya doğru yönlendiriyor. Etkili bir şekilde rağbette bulunuyor. Bunun dışında ilzam ettiğinde gerçekten de muhatabı iyi susturuyor. Yani burada ilzam zaten anlatılıyor. Susturmak. Evet, ilzam susturmak. İfham da benzeri bir manayı ifade eder. Oradaki ifham fehmettirmek değil. Ha ile yazılıyor. Susturmak, muhatabı delilsiz bırakmak gibi. Yani normal şartlar altında ikna esastır. Mesela birisini bir konuda ikna etmeye çalışırız. Ama iknada adam zorlanıyorsa, ikna olmak istemiyorsa bir türlü, bu defa ilzam karşımıza çıkar. O da onu susturmak anlamına gelir. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmeyen, peygamberin peygamberliğini kabul etmeyen veya Kur'an-ı Kerim'deki ne gibi davalar varsa bu davaları kabul etmeyenleri normal şartlar altında iknaya çalışıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de ikna edecek şekilde ispatlar var. Evet. Bazı numunelerini daha önceki sohbetlerde, derslerde görmüştük. Kur'an-ı Kerim davasını ispat ediyor. Ama Kur'an davasını ispat etmekle beraber bir kısım insanlar ben ikna olmadım diyebilir. Bu durumda muannit duruma düşer. İnatçı, göz göre göre kabul etmiyor. Böyle bir konuma gelir. Bu durumda olanları da Kur'an-ı Kerim ikna değil, ilzam ediyor. Yani onu susturuyor, işini bitiriyor tabiri caizse. Söyleyecek bir şey kalmıyor. Geriye söyleyecek bir şey kalmıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak okunduğunda rahatlıkla görülebilecek bir durum. Kur'an'da ikna var. Kur'an'da ikna olmayanlara aynı zamanda ilzam var. Şöyle bir söz var hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Muarızayı bil huruf mümkün değildi. Muvaffak olamadılar. Muharebeyi bil suyufa mecbur oldular diyor. Bu Cahız'ın sözü. Evet. Yani Cahız edebiyatta zirve şahsiyetlerdendir. Üstad onu da alarak yani meseleyi naklediyor. Üstad onu naklediyor. Dolayısıyla harflerle mukabele edemediler. Hakikaten aciz kaldılar. Bu defa kılıçları çekip savaşmaya mecbur kaldılar. Öbürü mesela harflerle mukabele etmek kılıç çekmeye göre çok kolay bir şey. Çok kolay. Görünüyor zaten. Yapamamaları, yani onların aczi Kur'an'ın mucizeliğini ispat etmiş oluyor. Ben bu ilzamla alakalı Kur'an-ı Kerim'den çok örnekler vermek mümkün. Burada zaten birkaç numunesini gördük, değerlendirdik. Bunlardan bir başkası mesela Hazreti İbrahim'le alakalı. Evet. Hazreti İbrahim'i Yahudiler de Hristiyanlar da kabul ederler. Onlar diyorlar ki inne İbrahim'e kâne
Yahudiyen, yani İbrahim Yahudiydi diyorlar Yahudiler. Hristiyanlar da yok Hristiyandı diyorlar. Kur'an-ı Kerim ilzam babında onlara diyor ki Hazreti İbrahim daha önce yaşamıştı. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Hmm. Ya bu bir ilzamdır mesela. Yani hmm. Hazreti İbrahim'in ne Yahudi ne de Hristiyanlığından söz edilemez. Yani neden? O daha önce yaşamıştı. Evet. Kur'an-ı Kerim devamında efela ta'gilun, aklınızı kullanmıyor musunuz? Yani İbrahim Yahudiydi yahut Hristiyandı diyeceğinize siz ondan olmaya çalışın. Olsa olsa bu doğru olur. Yoksa onu kendinizden göstermeye çalışmak aklı selimle bağdaşır bir durum değildir.